polisler hakkında bir gelişme var mı? Şu anda İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Hatay'da bilgi müfettişlerimiz ve polis müfettişlerimiz konuyla ilgili bütün araştırmalar yapıyorlar. Şu ana kadar İzmir'de iki, İstanbul'da bir kişi olmak üzere açığa alındı ama tabii ki bu soruşturmanın sonunda hangi işlemlerin yapıldığını göreceğiz. Bizim bu konuda gayet açık olduğumuzu söyledim. Tabii şiddet eylemlerinin sürdürülmesi konusundaki inatlaşmayı da anlamam mümkün değildir. Yani bugün işte iş bırakma ve grev gibi kanunsuz eylemlerle insanları sokağa dökme çabaları vardır. Bunlara da izin verilmeyeceğini, yasayla belirlenmemiş alanlarda, genel yollarda, parklarda böyle bir toplantı ve gösteri işlerinin yapılmayacağını ifade etmek isterim. Polisimiz görevini yapıyor. Ayrıca jandarmanın görev alması konusunda da bugün basında yoğun yorumların olduğunu gördüm. Değerli arkadaşlarım, şunu bir kere söylemek isterim. İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin emniyet ve asayişinden sorumlu bakanlıktır. 3 tane güvenlikle ilgili bağlı kuruluşu vardır. Birisi Emniyet Genel Müdürlüğü, birisi Jandarma Genel Komutanlığı, bir de Sahil Güvenlik Komutanlığı'dır. Bunların görev alanları bellidir. Emniyet kentlerde, jandarma kırsal alanda, sahil güvenlikte, denizlerde görev yapmaktadır. İçişleri Bakanı bu güvenlik güçlerini nerelerde görevlendirme icap ediyorsa orada görevlendirmeye yetkilidir. Yani ben kırsal alanda polisi, kentte de jandarmayı ihtiyaç duyduğum anda görevlendirebilirim. Şu anda jandarma güvenlik güçlerimiz Türkiye yüz ölçümünün %93'ünde ve nüfusun da %25'inde güvenliği tesis eden bir kuruluştur. Yaz aylarında bu nüfus %45'e kadar yükselmektedir. Yani jandarmanın da toplumsal olaylara müdahale ile ilgili jandarma komando birlikleri vardır. Jandarma özel harekat birlikleri vardır. Jandarma özel asayiş birlikleri vardır. Bunlar hepsi benim İçişleri Bakanı olarak benim emrimdedir. Jandarma Genel Komutanlığı'na bu konuyla ilgili talepte bulunursam uygun gördüğüm yerde bunlar görev aldılar. Jandarma da İstanbul'da bu anlamda görev almıştır. Gerekirse polisi de jandarma alanında görevlenmek mümkündür. Bunu karıştırmasınlar. Silahlı kuvvetlerin emrindeki askerin kullanılması ayrı bir şeydir. Yani emniyetle, jandarmayla eğer bir toplumsal olayı bastıramıyorsanız o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine göre kuvvet talebinde bulunursunuz. Biz Silahlı Kuvvetleri'nden herhangi bir kuvvet talebinde bulunmadık. Ben kendi emrimdeki emniyet ve jandarma güçlerini beraber kullandım. Jandarma bir güvenlik güçüdür. Şu anda İstanbul'daki bazı ilçelerde de jandarma polis gibi güvenlik görevini yürütmektedir. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Efendim 5 sendikanın eylemine bugün izin vermeyecek misiniz? Arkadaşlar 5 sendikanın bir kere yasal bir eylemi yok ki. Hangi yasal eylemine izin vereceğiz? Alanları, genel yolları, kamu düzenini bozacak şekilde, genel hayatı felce uğratacak şekilde her gün toplantı ve gösteri şu hakkı nerede görülmüş? Böyle bir şey olabilir mi? Ben her gün geleceğim Kızılay'ın ortasında sabahtan açıklanır eylem yapacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Buna insanların kabul etmesi mümkün mü? Geçtiğimiz gün Ankara'daki şoför esnafı, minibüs esnafı protesto yaptı. Esnaf ve sanatçılar konfederasyonu geldi Sayın Başbakan'a bu olaylardan esnafın ve diğer işleri sahiplerinin duyduğu sıkıntıları belirttiler. Hakların kullanılması bir başkasının hakkının kullanılmasına engel olamaz. Bu konuda arkadaşları duyarlı olmaya davet ediyorum ve anlaşılıyor ki Gezi Parkı'nda olduğu gibi de oradaki insanlar da bu kanun direnişlerin bir aracı haline getirilmiştir ve bu sürdürülmek istenmektedir. Bunun sürdürülebilirliği yoktur. Kanun hakimiyetini sağlamak bizim görevimizdir. Bunu kendilerinden özellikle rica ediyorum. Memurlardan ve işçilerden kanunsuz eylemlere iştirak etmemelerini bekliyorum. Bunun kanuni sonuçlarına katlanırlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, sosyal paylaşım siteleriyle ilgili de bizim şu anda emniyet müdürlüklerimizin, emniyet genel müdürlüğümüzün yürüttüğü şeyler var, çalışmalar var. Burada halkı tahrik eden bir manipülasyonla, yalan haberlerle halkı kışkırtmaya, hatta toplumsal olaylara, mal ve can emniyetini sıkıntıya sokacak, bozacak eylemlere yönlendiren elbette gerek Twitter olsun, gerek Facebook olsun ve gerek sosyal medyanın diğer enstrümanlarını kullanarak bunları yönlendirenlerle ilgili çalışmamız var. Daha önce İzmir'de böyle bir çalışma oldu. Şimdi diğer yerlerde de böyle bir çalışma olacak. Tabii bu konularda ayrı bir yasal düzenlemelerin de yapılmasının gerektiğini biz düşünüyoruz. Bu konuda Adalet Bakanlığımızın ve ilgili bakanlıkların çalışmaları da olacak. Çünkü toplumu bir anda yalan haberlerle gördünüz işte Gezi olaylarında hangi yalan haberlerin nasıl sızdırıldığını gördük. Bunu da tabii ki inceliyoruz. Bunlarla ilgili operasyonlar bir sürecek. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.